Melis Zararsız'a bağlanacağız. Sevgili kültür sanat içerik editörümüz, aynı zamanda çevirmen. Ayağının tozuyla Antalya'dan yeni geldi Melis. Ne Uluslararası güzel. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni yerinde, birçok film festivalini izlediği gibi yerinde izledi. Detaylar sevgili Melis'tedir. Melis'ciğim iyi geceler. Nasılsın? İyi geceler Tolga. İyiyim. Sen Çok nasılsın? teşekkür ediyorum. Antalya Film Festivali sona erdi. Çok Evet. güzeldi. Çok güzel insanlar, çok güzel şeyler yaptılar. Bazılarını ben televizyonda da şahit oldum, seyrettim. Evet. Senin Instagram'daki paylaşımların da çok heyecan vericiydi. Neler umdun, neler buldun? Evet, öncelikle Cem Bey'e bir iyi akşamlar dilemek isterim ve kitabını hemen aldım. Daha doğrusu internetten sipariş ettim Evet, Türk bugün. Edebiyatında bohem. Evet, çok merakla Evet. okuyacağım. Çok sevgiler ve çok Çok teşekkür teşekkür ediyorum ederim. İyi akşamlar katkılarından bilmukabil. dolayı. Çok teşekkür ederim. Evet, Altın Portakal Film Festivali'yle başlayalım. 61.'si gerçekleşti. Geçtiğimiz cumartesi akşamı sona erdi. Ben aslında biraz geç katılabildim festivale. Çarşamba akşamı itibariyle oradaydım. Biraz kaçırdım bazı filmleri. Bu yıl ulusal uzun metraj yarışma, ulusal belgesel yarışma, ulusal kısa film yarışması, uzun metraj yarışma ve forum bölümlerinde farklı kategorilerde ödüller sahipleri buldu. Ben ödül törenine katılma fırsatı buldum. Evet. Burada Mukadderat filmi en iyi filmi aldı ulusal uzun metrajda ve aslında şöyle bir şey oldu. İlk defa belki de çok uzun zamandır hem sinema yazarlarının hem jürilerin hem halkın en çok beğendiği ve yani ortak noktada buluştuğu film zaten Mukadderat'tı. Evet. Bu genelde pek olmaz. Genelde herkesin fikirleri farklı olur. Filmin yönetmenin Adem Güç yönetmenliğini üstlendiği TV dizisi Camdaki Kızla akıllarda yer etmiş bir isim. Senaryosu da tiyatro kökenli Erde Işık üstlenmişti bu filmin. Kocasının ölümünden sonra yeniden evlenecek olan bir kadının hikayesini anlatıyor ve Yeşilçam diliyle anlatılmış bir film olduğu çok konuşuldu. Bu Evet. yüzden sevildiği konuşuldu. Behlül Dal en iyi ilk film ödülü ise Ayşe filmine gitti. Necmi Sancak yönetmenliğinde. Ayşe filminin aldığı ödüller biraz şaşırtmış. Çünkü Evet. hani o kadar aslında öne çıkacağı beklenmemiş. Evet. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması en iyi yönetmen ödülünü de yine Necmi Sancak aldı Ayşe filmiyle. Cahide Sonku en iyi kostüm ödülünü Gülizar filmi aldı. Yağmur Ergül almış oldu. Burada da Ecem Uzun'un oyunculuğu çok konuşuldu. Ben de izleyebildim Gülizar'ı. Çok başarılı bir filmdi. Evet. En iyi senaryo ödülünü Ümit Ünal Evcilik filmiyle aldı. O filmi de izledim. Hatta Ümit Ünal adadan komşumdur. Evet, Kendisiyle de bir evet. röportaj yapacağız inşallah. İnşallah. En iyi kurgu ödülünü Fidan filmini Melike Kasaplar aldı. Fidan filmi de yine konuşulan filmler arasındaydı. En iyi kadın oyuncu ödülünü iki ayrı film ve iki ayrı oyuncuya verdiler. Genelde bu oluyor bazen. Tam karar verilemiyor herhalde. Ayşe filmiyle Binnur Kaya, Mukadderat filmiyle Nur Sürer aldı ödülleri. Evet. En iyi erkek oyuncuyu yine Evcilik filmine Nejat İşler aldı ki Nejat İşler'i çok farklı bir performansla gördük. Böyle Çanakkale köyünden bir şiveyle ve böyle daha yaşlı bir erkek rolüyle çok değişikti gerçekten. Evet. En iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünde Fidan filminde Ayça Bingöl aldı. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü ise Mukadderat filmiyle yine Osman Sonal aldı. Yani Mukadderat gerçekten pek çok ödülün sahibiydi. Bir bayağı bir ismini duyduk. Her yerde neredeyse Evet. Mukadderat filminin ismi var ve sanatçıların ismi Kesinlikle var. böyle. Umarım vizyona girer ve bir an önce herkes izler. Yani sence hak eden, yani herkesin yorumu farklıdır tabii de. Herhangi bir tartışma yaşanmaması hak eden, hak ettiğini aldığı sonucuna varmamızı sağlar mı sevgili Melis? Gerçekten öyle. Çünkü bu biraz diyorum ya çok zor olur. Evet. Genelde mutlaka bir bölünürüz bu konularda ama gerçekten bu sefer hani böyle çok festival filmi, sanat filmi hani böyle halktan uzak kopuk filmlerden ziyade herkesi yasalayan o Yeşilçam havasıyla sevilen oyuncularla biraz bir değişim kattı sanki Evet. festival filmlerine. O yüzden ben de mutlu oldum açıkçası. Harika. 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 Belgesel yarışma özel ödülünü alan filmi de izledim orada. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nun Toprağın Sırrını Erenler, yani Eyüboğlu'nu anlatan, bütün o Eyüboğlu ailesini anlatan harika bir belgeseldi. Evet, O da evet. jüri özel ödülünü aldı. Yine kısa filmleri biraz izleyebildim. Neredeyse Kesinlikle Yanlış isimli bir film vardı. Onu da Cansu Baydar en iyi kısa film ödülünü aldı.
Yine oyuncu olarak tanıdığımız Ece Dizdar bu sefer yönetmen koltuğunda kısa film jüri özel ödülünü aldı Mükemmel adlı filmiyle. O da çok heyecanlıydı. Kapanış töreninde böyle ağlamaklı konuşmalar yaptı mutluluktan. Sinema okulları öğrenci filmi ödülleri verildi. Döngü filmiyle Ramazan Yakup, Sistem filmiyle Abdülerim Erez aldı onları. Evet. Ve bu şekilde festival birazcık zayıf bir seçkiyle aslında biraz bu sene konuşuldu ama yine de güzel filmler, başarılı filmler öne çıktı diyebilirim. Harika, harika. Çok teşekkür ediyorum verdiğin bilgiler için. Gerçekten çok önemliydi. Festivali yakından takip ettin. Birbirinden güzel festivaller gerçekleşmeye devam edecek. Hem yerli hem yabancı. Onlarda da senin yorumuna ve aynı zamanda ilerleyen günlerde hem stüdyomuza bekliyorum hem de o güzel konuklarını burada ağırlamayı iple çekiyorum. Sevgili Melis'im çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Çok sağ ol. İyi geceler.